Evet, yeni sayılır kayınvalidem Senem Hanım'ı çağırıyorum. Çok heyecanlısın. Gel. İyi misin? İyiyim. Hadi o zaman başla. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Biraz beğenmedim çünkü içerisi biraz hamur ama muhallebisi güzel olmuş. Şuradaki sosu güzel mi olmuş? Sosunu beğendim, hafif. Kızarması? Kızarması fazla güzel olmamış. Hı. Yani şu kısımları hamur kalmış içerisi. Kabak harcını beğendin mi? Fena değil kabak harcı da. Çok şey yapmadım yani, beğenmedim. Bu tabağı kabak çok harcını beğenmedim. Geçelim aynen ikiye. Bunun pişmesi güzel olmuş, kreması güzel, çıtırlığı güzel olmuş, beğendim. Sevdin bu tabağı. Tabağı güzel. Tamam, bak bakalım diğerlerine. Bunun da pişmesi güzel, kreması olmamış ama çıtırlığı güzel. Neyini sevmedin? Bir de içerisinde kabak yok doğru düzgün. Şu dış kısımlarında kabak kalmamış, sadece orta kısımlara gelmiş. Kremadan dolayı zannedersem hamurlaşma var şuralarında. Bunu sevmediğim tarafı kreması. Hı hı. Sevmedim. Bir de şu dış kısımda hiç kabak yok doğru düzgün, boş. Sarılışını da sevmedin o zaman. Aynen, yoksa çıtırlık var yani, çıtırlığı güzel. Ama bazı yerlerine kabak gelmemiş. Tamam, geçelim hı hı son tabağımıza. Güzel olmamış. Tadı çok güzel değil. Kabaklarını beğenmedim. Kabağın tadı yaban geliyor yani. Tam hmm kavrulmamış. Kreması hele hiç olmamış. Yani krema yok gibi bir şey. Kremasını da beğenmedim. Hem kaba hem de hiç olmamış. Hiçbir şeyini beğenmedin. Peki. Güzel değil yani. O zaman gel bakalım puanlarına geçelim. Evet, kayınvaliden bakalım kime kaç puan verecek. Hazırsan puanlarını alıyorum. Tabağa 3 veriyorum. Birinci tabak 3 puan. Bu tabağa 5 veriyorum. İkinci tabak 5 puan. Bu tabak 2. Üçüncü tabak 2 puan. Buna da 1 veriyorum çünkü hiç güzel olmamış. Ve hiç güzel olmamış dediğin tabağa da 1 veriyorsun. Evet, puanların oldukça kıt. Kıt değil. Tadı öyle yani. Tamam yani şey, olarak kimisi yüksek kullanıyor, kimisi evet düşük kullanıyor. Buyur, üçüncü tabağın başındayız. Bu tabağa 2 verdin. Bakalım 2 puanı kime verdin? Sosunu da beğenmedin. İç harcının içine yayılmasını da beğenmedin. Aynen. 2 puan alan gelin bakalım kim çıkacak? Bir gibi bir şey 2. Bence çok kötü bir puan. 2 puanı hangi gelin almış? Aç şekerim. Hasret. Yani tadına baktın, güzel dedin. Gelinim bunu yapamaz dedin. Sonra yok yok yapamaz diye biz ampul çaktı sende. Dedin ki bu kötü. Hayır canım, öyle demedim ama gelip tabağına bakabilirsin. Kreması hiç olmamış. Neyi olmamış kreması? Kreması olmamış. Neyi olmamış peki? Bakın dış kısmında boş, içi boş. Neresi krema boş? Hiç yok yani. Şimdi yüzünde böyle bulaşık gibi. Bir şey söyleyeceğim. Boş dediğiniz yerdeki bu nedir? O kadarcık mı? Şimdi güzel pişirmek denen bir şey var ya. Hani biz bunu pişirdik, sonra fırına girdik, pişti. Evet biliyorum ama dışındaki kremam gayet koyu. Gayet koyu. Koyu değil, krema hiç yok. Bak çatalla şimdi denedim şef alamadım koyuyor yani. Şey söyleyeceğim. Hı. Bunu üzerine damlatan şefimiz. Biz damlatmıyoruz ama bunu. Ama su gibi. Su gibi kesinlikle değildi. Hamurlaştırmıştı ortasını. Şimdi bu sos olduğu için yumuşatması çok normal. Siz de yemek yapan bir insan olarak bunu bilmeniz gerekiyor. Evet biliyorum ama çıtır. Yumuşatması çok normal. Sadece çıtır ve işi boş.
İçi boş değil, gösterdim size, gayet güzel pişmiş. Bir tanecik gösterdiniz, bak bir tane, bu dış kısmı boş olmuş canım benim. Ortası dolu. Nasıl yapsaydım? Kenar böyle kısımları boş. Böyle bıraksaydım size kocaman yoğun bir şekilde gelirdi. Ben kabaklarımı çok güzel pişirdiğim için o şekilde geliyor size. İçinde pişmiş bir kabak var. İçinde evet, erimiş bir ama... kabak var hayır, bence. Hayır, gayet güzel pişmiş bir kabak var içerisinde. Sosu da gayet güzel. Zaten ilk yediğinde beğendim dedin. Daha sonrasında sana bir ampul yandı. Dışarı... Dedim ki benim gelinim bu kadar güzel bir tabak yapamaz. O yüzden hayır hayır iki hiç dedim. De öyle değil. Hiç çünkü de öyle çok değil. Güzel bir tabak var. İki ben tane ağzımın tadına göre verdim. İnanın ki ağzımın tadına göre i̇ki verdim. İki tane kayınvalidenin de çok beğendiği bir tabağı siz geldiniz diyorsunuz ki olmamış. Ama canım beğenmedim. Çünkü beğenmeme sebebiniz önce beğendim deyip sonra beğenmedim ben deme sebebiniz... Ben lezzete bakıyorum. Ağzımdaki lezzete bakıyorum. ...gelinizin o kadar güzel tabak yapamayacağı için. Dediğim gibi ilk yediğinde beğendim. Daha sonradan beğenmedim dediğin için ilk lezzetini alınca hemen ampul yandı sende. Benim gelinim bu kadar lezzetli bir tabak yapamaz dedin. O yüzden iki verdin. Ya benim gelinim her zaman güzel yapıyor. Gayet görüyoruz yani çok güzel. Böyle boş konuşuyorsun da. Çok güzel. O kadar emin olma yani. Harika tabaklar çıkarttığın için zaten bariz bir şekilde ortada olan bir tabak. Canım kreman olmamış. Kreman çok güzel oldu. Çok güzel yaptım. Burada hiç kimseden olmamış yorumu almadım. Diğer kremalar yani üzerine benim kremam biraz az geldiği için sanıyorum o şekilde bir yorum yapıyorsun. Ama benim kremamın üzerine şef koydu, ben ve koymadım. Ve içi az olmuş. İçinde mi şef koydu? Bak içi az İçini olmuş. İçini pişirdiğim için hani böyle çiğ bırakmadığım için size zorlanmayın. Ağzıma kabak diye. Gelmiyor. Genelde burada normal olan şeylerde çok zorlanıyorlar. Hani Hasretciğim sebzeleri ben asla öldürmem diyordun ya. Ne yapalım kayınvalidenin dişleri kesmiyor, kesmiyor. Hasret... Büyük konuşmayacaksın. Hayır, aradaki farkı anlamıyor. Ya çiğ bırakıyor ya öldürüyor. Eritmiş orta. Eritmiş. Yok. Orta bebeğim orta. Bak söylüyorum Miyasi'cim ben söyle orta hayat. Yapıyordum. Kayınvalideler burada yaşları ileri olduğu için dişleri tam alamıyor. Onu ortaya. Çiğ diyor. Evet evet kesinlikle bunu ortaya. Çiğ diyorlar. Hı. Çiğ dediği için ben de onların damak tadına göre pişiriyorum. Hı. Ama kayınvalidemiz tabii ki lezzeti görür görmez. Kayınvalide korktu. Genç. Yanlış. İnan kayınvalide lezzet alamadım. Ya. Tutmadı. İşte, tutmadı demek ki. Tutmadı. Lezzet gençleri alamadım. Gençleri 3 puan verdiğin tabağın sahibini öğrenelim hemen. Kayınvalidemden 3 puan aldı bu tabak. Bakalım hangi gelinin çıkacak? O zaman 3 puanı kime verdin öğrenme vakti. Aç bakalım. Yeşim. Hayır, nasıl içi hamur olmuş ben o kısmını anlayamadım. Çünkü ben aşırı pişirmedim içini. Diri bıraktım. Sizin hamurdan kastınız yufkadan mı bahsediyorsunuz? İç harçtan bahsediyorsunuz hayır, değil mi? Hayır, orta kısmına doğru hamur geldi bana. Yufka ya, yufkadan mı bahsediyorsunuz? Kesin. Aynen, yufkanda kesilmiyordu. Aynen, ben de kesemedim onu. Ben zor kesemedim en son. Ben iyi pişirdiğimi düşünüyorum çünkü çıtır çıtır seslerini ben buradan duyuyorum. Şeylerini de görebiliyorum. İşte kesemedim, çok böyle şey oldu birbirine yani sıkı. Mi? Zor kestim tabağınızı. Zor kestiniz. Aynen. Çünkü çıtır çıtır ben uzaktan görüyorum da merak ettim sadece. Hayır yani şu sos geldiği zaman mantıken bu hamuru yumuşatmaz mı? Yani şu çıtır çıtır bu pişmemiş olabilir mi sizce? Bilmiyorum kesemedim sizce, ben. Sizce hani siz aşçıydınız değil mi? Aynen. Bu pişmemiş bir hamura benziyor mu sizce? Ama rahatlıkla... Kesmem gerekiyordu. Ben kesemedim. Bak şunu zor kopardım az önce. Ya siz kesemiyorsanız bu benim pişirmediğim ortası, anlamına gelmez. Hayır, ortası bakın, hamur ama. Ya. Bakın altına da baksanız hamur. Tamam sizce, az pişirmişsiniz. Şöyle İçine bir bana özel, hamur geldi ağzıma. Şöyle bir özel fırın buraya getirtmediler. İşte şu kısımlarını pişir de ortayı bırak gibi bir özelliği yok bizim fırının. Mantıken siz şunu düşünebilirsiniz. Şurası sos ya, ıslaklık verdiği zaman o ıslanır ya, hani onu aynen, düşünebilirsiniz. İşte ağzıma şeyi hamur anlamıyorum. Gelince, zor da kesince yani kabaklarda biraz çiğ geldi. Öyle bir yorum yapmadınız, çiğ demediniz. Çiğ demedim evet. Ama yumuşak geldi yani iç kısmı. Zaten ha. O tabağı daha çok benim tabağımın az beğenmene rağmen 3 verdin. Sen diyorsun ki senin tabağını beğenmedim, hamuru daha çok beğendin işte. Senin tabağına da çok güzel yorumlar yapmadı gayet yani. Gayet çıtır olmuş, pişmiş diyor. Kenarı senin çıtır içinde ama harç içi yok boş dedi. Dedim harç, yani. Harç vardı gösterdi. En azından benimkinin içinde harç var. Benimkinin. Harç
Sadece o şey sizi yanılttı. Sosun oraya ıslatması sizi yanılttı sadece. Yani hamur geldi bana. Ağzıma hamur geldi. İlk yediğiniz için öyle. Yani hamur olamaz mantıken zaten bir şeyi yok. Yani şunu anlayabilirim. Ben tepsiye 8 tane diziyorum. Bir taraf az kızarmış, bir taraf böreğin çok kızarmış. Onu anlayabilirim ama şöyle gül şeklindeki bir böreğin komple iki haresi kızarmış da orta kısım ne hikmetse sosun olduğu kısım yumuşak. Hani orada aynen, bir mantık hamur geldi ki siz bana. Aşçıyım diyorsunuz. O mantığı çok rahat yürütebilirsiniz. Siz bence ilk yediğiniz için size o öyle geldi. Ben hamur olduğunu düşünmüyorum. Yani hamur geldi genel tabağımız. Olarak kayınvalidelerde bak hamurluk demiyorum. Nurten teyze de benim kayınvalidem de kesemedim dedi. O da kesemedim dedi. Ben de kesemedim. Ben Nurten şey olabilir sıkı ya. Zaten yorumumda onlar da belirtiyorum yani kesemediğimi. Sıkılığını hayır. Belki. Nurten Hanım bayıla bayıla yedi. Hiçbir hamurlukla alakalı bir şey söylemedi. Genel olarak ben yok, zaten... kesme olayı ama oldu. Kesme olayında mesela tabakları genel olarak sizi izliyorum. Bir tek dördüncü tabağı biraz kolay kestiniz. Hemen hemen aynı güçlükte kestiniz zaten.